Cem Yılmaz oğlu Kemal'e mesleğinin inceliklerini nasıl anlattı? Volkan Konak kimlere öfkelendi? Aleyna Tilki neden koruma ordusuyla geziyor? Şimdi bu hafta sonu ünlü akınına uğrayan yavru vatan Kıbrıs'a gidiyoruz. Sibel Can danslarıyla mest etti. Cem Yılmaz esprileriyle güldürdü. Ablacığım karanlık görmüyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz. Aleyna Tilki koruma ordusuyla rahatsız etti. Aleyna Hanım bu kadar yol geldik. İstanbul'dan bir iki soru sorsaydım. Yavru Vatan Kıbrıs'taki turumuza Volkan Konak'la sahnesi öncesi yaptığımız röportajla başlıyoruz. Kıbrıs'ta sahne almaktan çok memnun Konak. Kıbrıs'ın insanı ve gelen dinleyici de çok rafine, çok üst düzey. Ben Kıbrıs'tan çok memnunum. Her şey güzel ancak Kıbrıs'ın sıcağından çok memnun değil ünlü sanatçı. Enstrümanlar sırılsıklanmalı, çok nem var. Tabii Temmuz, Ağustos biraz sıkıntılı ama ya buranın da aksesuarı bu yani. Ne yapalım yani, burası turizm yeri. Mutluyuz, her şey iyi gidiyor. Bu arada Volkan Konak sosyal medyada kendisine hakaret eden bazı şahısları mahkemeye vermiş. Son derecede sinirli. 10 kişi var galiba korkaklar. Onlar neye benzer biliyor musun? Taşın arkasına sığınmış, ateş ediyor. Ya erkek sen gel yanıma da. Klavye delikanlı. He yani. Sosyal medya demeyin arkadaşlar. Bunlar ben ona medya demiyorum. Size hakaret olur. Ya ne medyası ya? Sosyal medya tutturmuşlar. Yok öyle bir şey. O bataklık lan o. Röportaj sonrası sahneye geçiyoruz. Volkan Konak sahnesiyle her zamanki gibi müzik ziyafeti veriyor. Karadeniz'in usta sanatçısı konseriyle Kıbrıslı tatilcilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kimseye soramadı, doyunca saramadı, görmeden duramadı, aslı yarimden ayrı. Sibel Can'ın konserine geçiyoruz şimdi de Yavru Vatan'da. Beyaz puantiyeli, tek omuzdan askılı siyah kıyafetiyle Sibel Can o gece çok şık. Sibel Can bu, sahnede dans etmeden olmaz. İşte Can'dan kısa bir şov. Sibel Can'ın hem kulaklara hem de gözlere hitap eden sahnesinden Cem Yılmaz'ın gösterisine geçiyoruz. Ünlü şovmen bu kez Kıbrıslı tatilcileri güldürdü esprileriyle. Bu tarafa bakmışsınız zaten. Ablacığım karanlığı görmüyoruz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Cem Yılmaz gösterisinde kahkahaların en yükseldiği yerse bir filminin çekim esnasında yaşadığı anıydı. Filmde böyle çekimler arası ara verildiyse bir karavanda dinleniyoruz. Başlıyoruz yönetmen hakkında akı tutmaya. Ya işte Ömer var kıymetli abi. Ya bu Ömer hiç yönetemiyor. Hiç bana oyun vermiyor. Ya bırak abi biz bildiğiniz gibi diye falan diyoruz. Dışarı bir çıktı. Kulaklıkla bizi dinliyormuş. Her tarafımızda mikrofon var ya. Ondan sonraki aralarda devamlı Ömer şöyle iyi. Ömer böyle iyi. Cem Yılmaz'ın parayla ilgili yaptığı espriler malumdur. Yine o espriden bir örnek. Şu yaptığım iş, sahnede yaptığım işin dışında. Yani daha fazla heyecan duyduğum bir şey. Burada çünkü birebir hakikaten seyircinle böyle aynı anda, anında reaksiyon oluyorsun. Sinema filmi elbette kalıcı bir şey ama sizler sinemada filmi izlerken ben de parayı sayıyordur. O tuhaf bir şey. Ünlü şovmenin oğlu Kemal'le olan diyalogları da ilginç. Bakın baba oğul arasında nasıl bir konuşma geçmiş. Oğlan geçen hafta benim yanımdaydı. Dedi ki baba sen ne iş yapıyorsun dedi. Dedim yapmayınca anlarsın. Yani özel okulun parasını önceden alıyorlar ya her sezon başında. Geçen hafta aldılar valla. Yani Eylül'de başlayacağız sınıfı. İkiye geçti maşallah. Annesine çekmiş.
Genel ifadeyi peşin alıyorsun. Lan çocuğun garantisi yok, okulu garanti aldı. Cem Yılmaz'dan Aleyna Tilki'nin yanına gidiyoruz. Ancak kendisine bir koruma ordusu tutan Aleyna Tilki'nin yanına yaklaşmak ne mümkün? Bir saniye işimi yapıyorum. Ben mi abi? Bir saniye abi. Aleyna Hanım, bu kadar yol geldik. Pardon Aleyna. İstanbul'dan bir iki soru sorsaydık. İstanbul'dan geldik lütfen. Bir süre sonra Aleyna Hanım'ın yanına yaklaşıp bir iki soru sorabiliyoruz. Neler yapıyorsun? Amerika'daydın. Çalışmaların güzel gitti dedik. Evet. Ne zaman gideceğim? Süper. Dün de Bennu Gelede'nin çocuklarıyla beraberdin. Onlardan biriyle birlikte olduğunu söyleniyor. Doğru mu bu? Teşekkür ederim. Hepsi arkadaşım. Peki ne zaman biriyle el ele seni görebileceğiz? Yani zor bir şey. Kısa bir süre sonra sahneye çıkıyor Aleyna Tilki ve şarkılarıyla müzik ziyafeti veriyor Kıbrıslı tatilcilere. Boşanacağı iddiaları bitmek bilmeyen Beren Saat ihanet sorusunu duyunca ne tepki verdi? Şimdi renkli İstanbul caddelerine gidiyoruz. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé. Taki taki, taki taki rumba. İddialı beyler. Biz bu teklifleri çok daha önceden aldık. Tuzağa düşmeyen hanımlar. Size o başlığı vermeyeceğim. Mimik üstatları. İşte İstanbul caddelerinden ünlü manzaraları. Saruhan Hüneli yakalıyoruz alışveriş merkezinde. Kameraları görünce Tuğba Büyüküstün haberlerine açıklık getiriyor. Sevgili Tuğba Büyüküstün'le yaklaşık bir aydır falan haberlerimiz çıkıyor medyada. Tuğba beni çok sevdiğim, saygı duyduğum ve beğendiğim bir aktris. Tuğba Büyüküstün'le birlikte Orta Doğu'ya da satılacak bir dizide oynayacağı yazılıp çizildi. Öyle bir teklif olmadığını dile getiriyor. Şirketle ilgili, Tuğba ile ilgili ve ile ilgili herhangi bir resmi bir teklif henüz gelmedi. Gelirse değerlendireceğiz ama benim şu an çok ciddi görüştüğüm bir dizi projesi var. Ama keşke olsa diyor. Tuğba Büyüküstün'le aynı dizide oynamayı istiyor. Keşke olabilse. Çünkü Orta Doğu'da ilk oynayan dizilerden bir tanesi benim dizimdi, Kaybolan Yıllar. Dolayısıyla orada ilk tanınan aktörlerden biriyim ben. Tabii ki orada da bir şeyimiz, pazarımız var. Açıkçası keşke öyle bir resmi bir şey olsaydı ama ben başka bir işle görüşüyorum. Burak Özçivit'in geçtiğimiz hafta Beyrut'ta yaşadığı izdihamın 10 katını yaşadığını iddia ediyor. İndiğimizde havalimanında, ki orada korumalar olduğu halde, hatta Apo'da zaten yanımızdaydı. Apo'da beraber gitmiştik. Üzerimizdeki montlara kadar yırtıldı. Yani şimdi tabii belki daha iyi önlem almışlardır. O zaman biraz daha eskiydi. Ben kendim inanamadım o zaman. Selma Ergeç tatile çıkamayan ünlülerimizden. Sakin, sakin, huzurlu. Öyle yerleri tercih ediyorum. Epeydir ekranda yok. Proje beğenmiyor şu sıralar. İçime sinen bir iş olduğu zaman, ki onu bulmakta biraz zorluk çekiyorum şu aralar, o zaman çok çalışmak istiyorum. Seri katil gibi bir rol oynamak ister mi sorusuna tuzak gözüyle bakıyor. Seri katil teklifi gelse kabul eder misin? Size o başlığı vermeyeceğim. Çok 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 uyanık bir hareketti.
o başlık biraz yok. Hayır. No. Çeşme tatilinden dönen Beren Saat'i yakalıyoruz. Konuşası yok pek. Ne olur artık onu sabah sabah. Konuşmuyor ama yaptığı her paylaşımda çok konuşuluyor. Boşanma var gündemde. Bu duruma bir açıklık getirmeli. Ben nitelikli aslında. Ne zaman böyle bir yerde açıklama yaptım sizce böyle konularla ilgili? Yani siz... Ama her konuşmadığında ve manidar paylaşımlar yaptığında dedikoduların sayısı artacak. İddialar çoğalıyor. Hani bir aylık söz konusu mu? Hani bu yıl Harbiye'deki konseri de dinlemediniz. Arkadaşlar hiçbir zaman yani... Konuşmadım demek ne demek? Bugün de konuşmayacağım demek. Bir dizi çekiyor şu sıra. Onunla ilgili de konuşmuyor. Acaba yasak mı getirildi diye sorulunca cevapları kelimelerle değil, mimiklerle oluyor. Yani yapacak bir şey yok şu anda. Öyle kahvaltı ettik. İzin verirseniz gideceğiz. Oldu o zaman. Sevgiler. Konu ihanete geliyor. İhanet iddiaları sorulunca yüzü düşüyor. Ayrılık iddiaları ile ilgili de bir ihanet şeklinde dedikodular vardı. Oscar Wilde paylaşım yaptınız en son. Biz yine bunu daha 20 dakika oldu. Diğerlere çekeceğiz. Muhabirler peşi sıra soruyor soruları ama kız arkadaşıyla arkasına bakmadan gitmeyi tercih ediyor Beren Saat. Gördüğünüzü hissetmiyorsunuz sanırım Beren Hanım. Biz öyle algıladık son paylaşımı. Tülin Şahin'i yakalıyoruz. O da tatile çıkamayanlardan. Daha yapamadım. Şehirdeyim yani. Çalışıyoruz, çekimler yapıyoruz. Ondan sonra öyle yani. Hamileliğinin 5. ayında Şahin. Gayet relax gördük. Ha öyle mi? İyi bari. İyiyim iyiyim. Bebeğine isim düşündü mü? Her şey yaşam. Yolunda. Çok şükür.